رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة السيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونفق حبيب الله فيما قال أو كما قال. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, her şeye rağmen mümin ve Müslüman olmamız, mümin sıfatını ve Müslüman sıfatını taşımamız Allahu Azimüşşan'ın bizim üzerimizdeki en büyük ikramı, en büyük ihsanıdır. Bu münasebetle Hazreti Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ancak her bir nimet, her bir ihsan, verilen her bir nimete, her bir ihsana karşı gayet tabii olarak onun da kendine mahsus külfeti ve sorumlulukları vardır. Nasıl ki mümin olmak, Müslüman olmak Allah'ın lütfuna, Allah'ın nimetine, Allah'ın ikramına mazhar olmak ise, aynı şekilde Müslüman olmak kişiye, Müslüman olan insana sorumluluk getiriyor. Müslüman olan insana bir takım külfetler, mükellefiyetler yüklüyor. Hem Müslüman olayım hem de bir takım külfetlere girmeyeyim demek mümkün değildir. Ey Müslüman, madem ki sen Allahu Teala'nın lütfuna, ikramına, ihsanına münasip gördüğü Müslüman olmak sıfatına nail olmuşsun, o halde sorumluluklarının da farkında olman icap eder. Bir takım mükellefiyetler altında olduğunun da farkında olman icap eder. Her nimet bir külfete karşılık verilmiş. O halde bugünkü dersimizde bu konuları biraz inceleyeceğiz. Çünkü bazı tereddütler, bazı şüpheler içinde olan Müslüman kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Adeta Müslüman olduğuna pişman olmuş gibi bir halet ruhiye taşıyorlar. Adeta Müslüman olduğunun, mümin olduğunun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e iman etmiş olmanın sanki ezikliğini veya eksikliğini veyahut pişmanlığını hissettirmek gibi bir ruh haleti içinde olduklarını görmekteyiz. Bu sebeple bu hususu biraz daha genişliğine bu cuma dersimizde ele almayı düşündük. Allahu Teala nasip ederse yarın akşam zaten Berat Kandili'dir. İnşallahu Teala yarın akşam yine hepimiz burada içtima edeceğiz. Müftülüğümüz ve cami yönetimimiz de uygun görmüşler, tedbir almışlar, ilan etmişler ve haber vermişlerdir. Yarın akşam yatsı namazından sonra Allah ne verdiyse, daha diğer vaiz, değerli, duyarlı, keskin vaiz kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla yarın akşam burada içtima edeceğiz ve çeşitli güncel, mühim konular etrafında Beraat Gecesini beraber kutlayacağız inşallah. Onun için bugün cuma ezanına kadar bahsettiğim mesele üzerinde biraz durmak istiyorum. Efendiler, bir kere Allahu Teala'ya iman ettikten sonra tereddüde düşmek mümkün değildir. Tereddüt yok, şüphe yok. İman eden bir müminde, bir Müslümanda olmaması gereken tek şey şüphedir. Şüphe olmayacak. Şüphe Müslümanın semtine uğramayacak. Müslümanın kalbinde, ruhunda şüphe olmayacak. Bundan dolayıdır ki bir Müslümana sorulsa, bir mümin
mümine, bir Müslümana sorulsa, mümin misin, Müslüman mısın diye sorulsa, cevabında elhamdülillah müminim ve Müslümanım diyecek. Elhamdülillah kaydını koyacaksınız. Çünkü hamdü sena etmeye sebep. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki ben müminim diyeceksin. Tereddüt, şüphe, kuşku bulunmayacak. Bundan dolayı bazı ilmihal kitaplarında siz de belki rastlamışsınızdır. Şöyle bir kayıt var. Bir Müslümana Müslüman mısın, mümin misin diye sorulsa, Müslüman da inşallah müminim, inşallah Müslümanım dese, bu kişi mümin değildir, kafirdir diyorlar. Niye? İnşallah müminim deyince sanki henüz iman etmemiş de ileride iman edecekmiş gibi bir şüphe kokusu geliyor. Elhamdülillah müminim diyeceksin. Elhamdülillah kaydını koyacaksın. O kat'iyet ifade eder ve mümin olmak hususunda tereddüde, şüpheye mahal ve mekan vermeyeceksin. Ne demek inşallah müminim ya? Nasip olursa müminim. Olmaz öyle şey. Çünkü iman kalbe taalluk eden bir hadisedir. Bütün kainat bir araya gelse bir müminin kalbine hükmedemez. Kalplere hükmetmek ancak Allah'a mahsustur. Mekke-i Mükerreme'de Bilal-i Habeşi namındaki radıyallahu teala an efendimize Allah birdir demeyeceksin. Benim Rabbim Hübel'dir diyeceksin diye baskı yaptıkları zaman bunun kalbinden imanı çıkarabildiler mi? Mümkün mü? Bazı özel hallerde, bazı sıkıntılı hallerde, durum fevkalade hallerde başka bir durum ortaya çıkabilir. Nitekim sahabe-i kiramdan Ammar İbni Yasir radıyallahu teala anhüma hazretlerinin üzerinde tecelli eden bir hadise. Çok sıkıştırdılar. Bu Müslümanı çok sıkıştırdılar. Allah'ı inkar edeceksin dediler. Muhammed'i tanımayacaksın dediler. Allah birdir demeyeceksin dediler. Bizim putlarımızı, bizim mabutlarımızı kabul edeceksin dediler. O da Allah'ı kabul etmiyorum, sizin putlarınızı kabul ediyorum demek zorunda kaldı. Yoksa adamı parçalıyorlardı. Parçalayacaklardı. Hayatına son vereceklerdi. Korkunç bir tehdit altındaydı, baskı altındaydı. Hayat ve memat, yani ölümle hayatın kavşağındaydı. Allah'a inanmıyorum, sizin putlarınıza inanıyorum demeseydi öldürülecekti. Madem öyle sizin putlarınıza inanıyorum dedi, serbest bıraktılar. Dokunmadılar, öldürmediler. Koşa koşa Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama geldi. Dedi ki ya Resulallah böyle oldu. Beni tehdit ettiler, öldüreceklerdi. Üzerime çullandılar. Hayatım tehlikeye girdi. Allah'ı inkar edeceksin, putlarımızı kabul ettiğini söyleyeceksin dediler. Ben de Allah'ı inkar ettim, benim halim ne olacak dedi. Peygamberimiz az biraz düşünceye dalmıştı ki Allahu Teala Hazretleri Hazreti Cebrail'i vahiy ile gönderdi. Vahiy geldi. Derhal vahiy geldi. Söyle ey Habibim o kişiye, o kimseye ki kalbinde Allah'a olan imanını sıkı tuttuktan sonra Allah yoktur demesinde bir günah yoktur dedi. Özel hallerde. Ve kalbuhu mutmainnin, kalbi mutmain olsun, kalbini sağlama alsın. Kalbinde Allah'a olan imanını sıkı tutsun, kalbine dokundurmasın, diliyle Allah yoktur demesinin günahı yoktur, ben o kulumu affettim dedi. İslam, bakınız böyle bir noktada dahi kişinin imanını kabul ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Çünkü imanın temel, en temel makamı kalptir. Kalbe girmeden, kalbe oturmadan, kalbe yerleşmeden imanın zaten bir hakikati yoktur. Bir müminin kalbine, gönlüne, vicdanına, ruhuna iman yerleştikten sonra kainat bir araya gelse onun kalbinden imanı çıkaramazlar. Tereddüt olmaz, şüphe olmaz. Onun içindir ki dini celili İslam'da bir kişiyi, bir kimseyi imana zorlamak caiz değildir. Şöyle izah edeyim. Gayrimüslim bir adamı yakalasanız, gayrimüslim bir adam. Gayrimüslim deyince biliyorsunuz iki şekilde anlamak lazım. Bir kere Müslüman olmadığı şüphesiz. Müslüman olmamış adama gayrimüslim denir. Gayrimüslim, henüz Müslümanın dışında, İslam'ın dışında bir adam. Bu kimse iki türlü olabilir. Kendilerine kitap verilenlerden bir gayrimüslim olabilir. Mesela Hristiyanlar da gayrimüslimdir. Yahudiler de gayrimüslimdir. Putperestler de gayrimüslimdir. Yani
belli bir kitaba, belli bir peygambere inanmayanlar da Müslüman olmadıkları için gayrimüslimdir. Kitaplısı da, kitapsızı da gayrimüslim sıfatında müşterektirler. Gayrimüslim bir adamı yakalasanız, fırsatını buldunuz, kimse yok, şu gayrimüslimin yakasından tutayım da şu adamı Müslüman olmaya zorlayayım bakayım deseniz, gırtlağından tuttunuz, ey falanca derhal Müslüman olacaksın, eğer Müslüman olmazsan seni öldüreceğim deseniz, seni hayatını ve hürriyetini ortadan kaldıracağım, ya Müslüman olacaksın yahut da seni öldüreceğim deseniz, o gayrimüslim kişi de senin korkundan, senin tehdidinden, senin dehşetinden dolayı Müslüman olsa o kişinin Müslümanlığı tartışılırken sen de cehenneme gidersin. Sen sorumlu olursun, sen suçlu olursun, sen sakat davranmış olursun. Senin sorumluluğun ve suçluluğun nerede? Cebirle, baskıyla, tehditle bir kişi imana zorlamaktır. Demek ki kalbe taalluk eden bir mesele olduğu için iman kişinin kalbine, iç dünyasına, sübjektif denilen iç alemine ait bir mesele olduğu için bir kimseyi silah tehdidiyle, hayati bir korkutmayla, baskıyla, cebirle, zorla, zorbalıkla bir kimseyi Müslüman yapmak dinimizde asla kabul edilmemiştir. Ya ne yapacaksınız? Tebliğ yapacaksınız, İslam'ı anlatacaksın, İslam'ı telkin edeceksin, anlayacak, dinleyecek ve onu aklını, idrakini, tefekkürünü, düşünce sistemini harekete getireceksin. Anlayıp, dinleyip, kalben kabul ettikten sonra diliyle ikrar edecek. Kalbiyle kabul etmedikten sonra 100 kere diliyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese Allah bu kişiyi Müslüman kabul etmiyor. Korkuyla, baskıyla, zorlukla, zorbalıkla bir kişinin Müslüman olması mümkün değildir. Müslüman zaten böyle bir yola tevessül etmez. Nitekim bir seferinde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e 5-6 tane putperest adamı yakalamışlardı dışarıda. Yakalamışlar 5-6 tane müşrik, gayrimüslim. Yakalamışlar, zorla bu adamları Müslüman yapmaya zorlamışlar ve doğru Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın huzuruna getirmişler. Bunları aldık geldik ya Resulallah. Bunları cebren, kahren alıp geldik buyurdular. Karşısında Allah'ın Resulü 6 tane adamı görünce ve bir de bunları getiren müminleri görünce o gayrimüslimlere bir şey sormadı. Onlara teveccüh etmedi, bir şey demedi. Onları derdest getiren müminlere sordu. Akul, münasip, muhakemeli İslam'ı bu adamlara anlattınız mı, anlatmadınız mı? Yakalayıp getirdik. Allah'ın Resulü buyurdular ki فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Bu adamları serbest bırakın. Böyle cebirle, yakalamakla, zorlamakla Müslüman olmaz. İslam'ı anlatın. Demek ki müminler, İslam'ın anlatılması lazım. İslam'ın yayılması için, şunu açık yüreklilikle söylüyorum. İslam'ın anlatılması için, o ülkede, o bölgede, o memlekette barışın, selametin, sükunetin olması lazım. Terörün, anarşinin, kavganın, kıyametin, baskının, zulmün, tehdidin olduğu yerde vallahi İslam santim yayılmaz. İnsanları korkutarak Müslüman yapamazsınız. İnsanları düşündürerek, insanları öğreterek, insanlara anlatarak, insanlara İslam'ı tebliğ ederek anlatabilirsiniz. Korku, vahşet, dehşet, terör, anarşi, ölüm, zulüm olan yerde İslam bir santim yayılmaz, çoğalmaz, gelişmez. Çünkü hepiniz biliyorsunuz, İslam kelimesinin kökü selamdır, selam. Sin, lam, mim, selam. İslam buradan geliyor. Selam ne demek Arapça? Türkçesi barış demek, selam. Selamun aleyküm diyorsunuz, bakın selam, İslam kelimesinin kökü, kökü, selam. Barış demek, sulh demek, sükunet demek. Demek ki İslam'ın yayılması, duyulması, çoğalması, gelişmesi daima sulhun, barışın, sükunetin, istikrarın olmasını icap ettiriyor. Onun içindir ki
müminler, Müslümanlar şunu açık kabul etmek lazım. Nerede İslam yayılıyorsa, duyuluyorsa, çoğalıyorsa, gelişiyorsa, genişliyorsa, Müslüman olanların sayısı, kalitesi artıyorsa, orada gayrimüslimler telaşa kapılmışlardır. Müslüman olmayanlar, kitaplı ve kitapsız kafirler, İslam'ın yayılması karşısında endişeye kapılmışlar ve daima öldürmeyi planlamışlardır. Öldürmek gayrimüslimlerin adetidir. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini açıklıyor. Geçen derslerimden birinde söylemiştim. Firavun namındaki hükümet başkanı, Firavun, Mısır'daki küfür devletinin başkanı olan Firavun, Hazreti Musa diye bir peygamber gelecek, İslam dinini tebliğ edecek, bütün ülke Müslüman olacak, ülke Müslüman olunca ey Firavun sen de iktidarını kaybedeceksin dediler diye her doğan erkek çocuğu öldürdü mü öldürmedi mi? Bak öldürmek kimin adetiymiş? Kafirlerin, Firavunların adetidir öldürmek. Müslüman kimseyi öldürerek Müslüman yapamaz. Bunları çok iyi anlamak lazım. Müslümanın kitabı Hazreti Kur'an'da insanları inancından, itikadından, dünya görüşünden dolayı öldürmenin adetinin kafirlere ait olduğunu söylüyor. Müslüman kimseyi ayrı düşünüyor, başka konuşuyor diye öldürmeyi tasarlamak değil, aklından geçirmez. Müslümanlık budur. Müslüman, İslam dediğimiz, selam dediğimiz dini celili İslam'ın anlatılmasıyla mükelleftir. Tebliğatıyla mükelleftir, telkinatıyla mükelleftir. Bütün peygamberler sulhu, selamı, selameti İslam'ı getirmişlerdir. Ve hepsinin de müşterek bir tavrı var. Nedir? وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Biz peygamberlerin İslam'ı anlatmaktan başka vazifesi yoktur. İslam'ı anlatmaktan başka. Tebliğat. Hiçbir insanın kalbine, hiçbir peygamberin hükmetme, hakim olma selahiyeti yoktur. Kalplere peygamberler de hakim olamaz. Kalplere, gönüllere ancak Allah-u Teala hakim olur. Bunun için hidayet Allah'tandır. Rabbimiz ne buyuruyor? İnneke la tehdi men ehbette. Sen kendi ahbabını, sevdiklerini hidayete kavuşturamazsın. Peygamberim, Muhammed'im, hiç boşuna yorulma, üzülme, ezilme. Hidayet Allah'tandır. Senin vazifen söylemektir. Bakınız. İslam ne kadar net, İslam ne kadar güzel görüyor musunuz Müslümanlar? Ne kadar güzel. Öldürmeyi düşünmek yoktur. Akılla, ilimle, gönülle İslam yeryüzünde yayılmıştır. Onun için Peygamberimiz Efendimiz Mekkeli müşriklerin tehdidinden, telaşından, baskısından, zulmünden, hakaretinden bir an evvel kurtulup barış anlaşması imzalayarak o barış döneminde İslam'ın yayılmasını murad etmiş ve hepinizin bildiği gibi Hudeybiye anlaşması imzalamış mı, imzalamamış mı? Hudeybiye anlaşması var biliyorsunuz. Hudeybiye musalahası, suhname yani barış anlaşması deniyor. Ve hakikaten o Hudeybiye anlaşmasından sonra kavgalar, kıyametler, hakaretler, zulümler durdurulmuştur. Ve İslam da o dönemde yayılmış ve bütün Hicaz arazisine intişaf etmiş. Onun için İslam'ın yayılması, duyulması, çoğalması, intişarı, inkişafı daima sulhu, sükuneti, barışı icat ettiriyor. Kavgalı olan yerde, davalı olan yerde, belalı olan yerde İslam'ı yayamazsınız. Bir kere diyalog kuramazsınız, görüşmeyi sağlayamazsınız, konuşmayı sağlayamazsınız. İnsanlarla konuşa konuşa, görüşe görüşe, gidip gele gele ancak İslam'ı anlatabilirsiniz. Eğer arada münasebetiniz kesikse, kavgalıysanız, davalıysanız, cinayetler, ölümler, tehlikeler, tehditler varsa zaten o mıntıkaya giremezsiniz. O mıntıkaya giremeyince İslam'ı götüremezsiniz. Gaye insanların Müslüman olmasıdır. Yine hepimizin bildiği aynı mana ve maksat için söylenmesi gereken bir hadiseyi daha söyleyeyim. Hepiniz biliyorsunuz. Mekke'de İslam'ı anlatmak zorlaşınca çok zorlaştı. Bir ara İslam'ı anlatmak çok zorlaştı. Mekke'de İslam'ı anlatmak zorlaştı diye peygamber olduğu yerde kalacak değildir. Ne yaptı peygamberimiz?
Mekke-i Mükerreme'ye 80 kilometre mesafede bulunan Taif şehrine gitti mi, gitmedi mi? Gitti, Taif, biliyorsunuz. Taif'e gitti, orada ileri gelenlerle görüştü. İslam'ı anlatmanın çaresine bakıyor peygamber, ne yapsın? Hidayet Allah'tan tabii, başkasından değil. Oranın aşiret reisleriyle, kabile reisleriyle, oranın mühim adamlarıyla bir toplantı yaptı Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve İslam'ı onlara teklif etti. Ve İslam'ı onlara tebliğ etti, anlattı, Müslüman olmalarını istedi. Adamlar Müslüman olmak istemediler. Biz Müslüman olmak istemiyoruz, böyle şey olmaz dediler. Kabul etmedi, olur. Olur ya, kabul etmediler. Resulullah buyurdular ki, öyleyse benim Taif'e geldiğimi, sizlerle görüştüğümü, sizlerle toplantı yaptığımı lütfen kimseye söylemeyin. Ben buradan çekip gideyim buyurdular. Fakat bu ileri gelenler, bu büyük başlar, bu aşiret reisleri sözlerinde durmadılar, hainlik ettiler. Biliyorsunuz ne kadar katil, eşkıya, vurguncu, soyguncu, yalancı, ayak takımı varsa hepsini topladılar, haber verdiler. Taif'in çıkışında yolun her iki tarafına çık, birer sıra adamları sıraladılar, eteklerine taşları doldurdular, Hazreti Muhammed Mustafa'yı taşlattılar. Bunları biliyorsunuz. Bu büyük başlar, bu aşiret reisleri sözlerinde durmadılar, hainlik ettiler. Biliyorsunuz ne kadar katil, eşkıya, vurguncu, soyguncu, yalancı, ayak takımı varsa hepsini topladılar, haber verdiler. Taif'in çıkışında yolun her iki tarafına birer sıra adamları sıraladılar, eteklerine taşları doldurdular, Hazreti Muhammed Mustafa'yı taşlattılar. Bunları biliyorsunuz. Allah'ın Resulünü öyle taşladılar, öyle taş yağmuruna tuttular ki Hazreti Zeyd diyor ki vallahi Resulullah'ın diz kapaklarından ayaklarına kadar bütün bacakları soyuldu diyor. Kan haline geldi. Ve o haldeyken Taif'in dışına çıktılar biliyorsunuz. Derhal Allah-u Teala Hazreti Cibril'i, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Git Habibime selam söyle. Cenab-ı Hak biliyor ama imtihandır, ama mühinettir. Hadise böyle cereyan ediyor. Eğer isterse, arzu ederse, kendisini taşlayan bu Taif denen şehrin altını üstüne getirerek tarihten ve coğrafyadan bu şehri kaldırayım, cezalandırayım dediği zaman Resul-i Zişan Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem biliyorsunuz buyurdular ki hayır, vallahi böyle bir arzuda değilim. Oranın o haldeyken Taif'in dışına çıktılar biliyorsunuz. Derhal Allah-u Teala Hazreti Cibril'i, Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Git Habibime selam söyle. Cenab-ı Hak biliyor ama imtihandır, ama minnettir. Hadise böyle cereyan ediyor. Eğer isterse, arzu ederse, kendisini taşlayan bu Taif denen şehrin altını üstüne getirerek tarihten ve coğrafyadan bu şehri kaldırayım, cezalandırayım dediği zaman Resul-i Zişan Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem biliyorsunuz buyurdular ki hayır, vallahi böyle bir arzuda değilim. Oranın altının üstüne gelmesini de istemiyorum. Zira belki şimdi bir kabiliyet yok orada ama 70 nesil sonra, 70 batın sonra oradan Allah'a iman eden bir nesil türeyebilir, onun hürmetine oranın yıkılmasını istemiyorum buyurdular. 70 nesil sonra oradan bir Müslüman çıkabilir, onun hürmetine bir Müslüman çıkabileceğine göre oranın yıkılmasını, oranın altının üstüne gelmesini arzu etmiyorum diye Peygamber-i Zişan, Peygamber-i Ahir Zaman arzularını ve gayelerini ortaya koydular. Çünkü oranın alt üst olmasının bir manası yok ki. İnsanlar ölünce
iman etmiş olamaz ki. İman etmek hayatta olan insanların vazifesidir. Öldükten sonra zaten istese de iman edemez. Onun için ölünceye kadar Peygamberimiz Efendimiz öz amcası Ebu Talib'in peşini bırakmamıştır. Ölünceye kadar. Avcı gibi gözlemiş Allah'ın Resulü. Avcı, avcı. Nasıl ki avcı avını gözlüyor, o da amcası Ebu Talib, ha bugün Müslüman olacak, ha yarın, ha sabah, ha asap, vallahi gözlemiş. Peşini bırakmamış, en son ölüm döşeğine uzanmış Ebu Talib. Yaşlı, aksakallı bir ihtiyar. Öldü ölecek. Ecel gelip gidiyor, hırıltı boğazında başladı yükselmeye. Ölüm gelip gidiyor Ebu Talib, tamam ölüyor. Allah'ın Resulü o sırada, o esnada bile amcasının başucunda oturuyor. Hala iman eder diye bekliyor, hala Müslüman olur diye bekliyor. Hiç bırakmak yok peşini. Ama ne çare, hidayet Allah'tandır dedim demin. Ebu Talib ölümle pençeleşiyor. Yanı başında Ebu Cehil var, yanı başında daha diğer ileri gelen müşrikler var, oturuyorlar. Peygamberimiz de orada. Eğildi, amcasının kulağına yaklaştı, yaklaştı Resulullah. Buyurdu ki, ey ya ammi, ey benim biricik amcam. Ki peygambere biliyorsun çok yardım etti, çok himaye etti, çok destek gösterdi, çok kuvvet verdi. Kulağına eğildi, ey benim amcam, canım amcam. Biraz sonra dünyaya veda edip ebedi aleme intikal edeceksin. Gel, kul la ilahe illallah. De ki Allah'tan başka ilah yok. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın son peygamberidir. De, kelime-i tevhidi söyle, iman et, Müslüman ol ki yarın mahşer günü sana şefaat edebileyim. Mahşerde sana sahip çıkayım. Gel iman et, Müslüman ol. O dakikada bile kulağına inmiş bunu söylüyor. Ebu Talib şöyle canlandı, birdenbire belirgin bir çehre kazandı. Bir Ebu Cehil'in yüzüne baktı, bir Ebu Leheb'in yüzüne baktı, bir ona baktı, bir öbürüne baktı, bir de Peygamberimize baktı. Dedi ki, Muhammed'im seni çok severim dedi biliyorsun. Ama şu esnada Ebu Talib ölümden korktu da Müslüman oldu demesinler diye Müslüman olmayacağım, kusura bakma dedi. Son anda ya. Adamın gururu, gurur yani. Ölümden korktu da iman etti, vay be ne zayıf adammış demesinler diyor. Şehit ayet Allah'tandı, ne yapalım? Ve mümin ve Müslüman olmak lezzetine ve izzetine kavuşamadan öldü gitti adam. Peygamberin yapacağı bir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْبِبِينَ İşte son ana kadar, ölüm anına, dakikasına kadar kulağına قُلْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قُلْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Söyle demekten başka ortaya bir şey yapamaz. Baskı yapamaz, cebir yapamaz, zorlayamaz, öldüremez. Hiçbir şey yapamaz. Peygamber yapabilir. Müminlerin de tavrı budur. Müminlerin ve Müslümanların tutumu, tavrı peygamber ikinden başkası olamaz ki. Onun için müminler dikkatli olmak zorundayız. Vallahi ve billahi bakınız, komünizmin çöküşünden sonra dünya insanları barışa, adalete, sulha, sükuna susamışlardır. Akın akın Müslüman olmaya koşuyorlar. Bütün dünya Müslüman olmanın şafağını bekliyor, iman etmenin izzetini bekliyor. Bunun karşısında kitaplı veya kitapsız kafirler telaşa kapıldılar. Müslümanların aleyhine tuzaklar, hileler, tertipler, dümenler, her türlü musibetleri planlıyorlar. Çünkü yeryüzünde bugünkü kadar insanlar bu kadar İslam'a muhtaç olmuş değildi. Her zaman muhtaç ama bugün daha çok muhtaç insanlar. Hristiyanlık insanları sulha ve sükuna götüremiyor. İşte Bosna Hersek'te Sırplar resmen Hristiyan. Sırplar. Hem de Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine sahip koyu bir Hristiyan millet. Ama bakın, bu Hristiyan Sırplar, görüyorsunuz, dünyada benzeri görülmemiş, benzeri işitilmemiş vahşeti ve
korkunç cinayetleri işliyorlar mı, işlemiyorlar mı? İşliyorlar. İşte Hristiyanlık bu işte. Hristiyanlık, bugün Hristiyanız diyenler insanlığa saadeti götüremiyorlar. Hristiyanlık dini insanları barışa götüremiyor. Hristiyanlık dini insanları birbirine kardeş yapamıyor. Hristiyanlık dini kendisi gibi inanmayanları öldürüyor. Kendisinden başkasına tahammül edemiyor. Müslüman böyle olamaz. Hatta biliyorsunuz geçenlerde papalık, malumunuz olduğu üzere papalık diye bir şey var, papa. İtalya'da, Roma'da Vatikan diye bir yer var, Vatikan, din devleti. Din, Vatikan devleti diye bir devlet var, bu devletin başı papa. Papa ikinci Can Pol. Papa oturuyor. Bu papa biliyorsunuz 316 sene evvel işlenmiş bir cinayeti, 316 sene evvel, Allah Allah, 316 sene evvel işlenmiş bir cinayeti ve o cinayette öldürülen bir alimi, bir bilgini, gökyüzüyle alakalı ilmi çalışmalar yapan bir alimi, bir ilim adamını o zaman haksız yere öldürmüşler, ölüme mahkum etmişlerdi. 316 sene sonra onun beraat kararını çıkarttılar. Af kararı. Haksızlık ettiklerini ve haksız yere öldürdüklerini 316 sene sonra itiraf ettiler. Bunu Papa resmen açıkladı biliyorsunuz. Neydi bu hadise? Galile isminde yaşlı bir ilim adamı, Galile. İtalyan asıllı bir alim o da. Galileo Galile diye bir adam. Astroloji, yani gökyüzüyle ilgili ilmi çalışmalar olan bir adam. İlim adamı. Kilise adamı değil yani. Klerikal bir adam değil. Yaptığı gözlemler, deneyler, Müslümanların kitaplarındaki araştırmalardan sonra dünyanın yuvarlak olduğunu ve dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylüyor. Hadise bu. Açın tarihe bakın göreceksiniz. Dünyanın döndüğünü, güneşin etrafında dünya dönüyor ve dünya yuvarlaktır diyor. Galile'nin dediği bu. Derhal kilise müdahale ediyor. Çünkü kiliseye göre dünya yuvarlak değil ve dünya dönmüyor. Güneş dünyanın etrafında dönüyormuş. Dünya dönmüyormuş. Dünya sabitmiş. Kilise öyle düşünüyordu o zaman. Galile'nin sözü de kilisenin dediğine zıt, dediğine aykırı düşüyor. Kilise dünya dönmüyor diyor, Galile dönüyor diyor. Vay sen nasıl bunu söylersin? Galile'yi tutukladılar biliyorsunuz, mahkemeye getirdiler. Yaşlı, 70 küsur yaşında bir adam. Dediler ki senin cezan ölümdür ey Galile. Niçin dünya dönüyor dedin? Galile'nin arkadaşları, ahbapları, etrafı, dostları dediler ki ey Galile, yaşlı başlı bir insansın, gel canım fazla ileriye gitme, dünya dönüyor deme, dünya dönmüyor de, bu idam cezasından kurtul dediler. Hakikaten de ihtiyarlığın verdiği şaşkınlık içinde biraz daha yaşamak umuduyla, biraz daha dünyada kalmak umuduyla sözünden Galile vazgeçti. Dünya dönmüyor efendim dedi. Ben yanlış anlamışım. Kilisenin dediği gibidir. Dünya dönmüyor dedi. Aferin dediler. Kurtuldun. Beraat ettin. Mahkemeden çıkarken koridordan ağır ağır sokağa doğru yürürken ihtiyarlığın verdiği durum içerisinde mahkemede olduğunu, mahkemeden çıktığını unuttu, ağzından bir kelime kaçırdı. Epür simü. İtalyanca bir kelime, Fransızca. Epür simü. Buna rağmen dünya dönüyor demekmiş. Ya mahkemede dünya dönmüyor dedik ama buna rağmen dünya dönüyor, dünya dönmez mi dedi. Ağzından kaçırınca tekrar yakaladılar ve mahkeme huzuruna çıkarıp idam ettiler. Bir dünyanın en kuvvetli zehirini içirmek suretiyle fare gibi inim inim inleterek bu 70 yaşındaki alimi kilise öldürdü.
İdama mahkum ettiler Galile'yi. İşte 316 sene sonra şimdi papalık diyor ki ya zulmetmişiz, yazık olmuş bu adama. Merak etsin, affettik bu adamı diyorlar. Geçen gün açıkta hepiniz duydunuz mu radyolardan, televizyonlardan? Kilise vahşet nizamıdır. Ve kilise, bugünkü kiliseler, bugünkü papazlar, bugünkü Hristiyanlık, vallahi insanlığın sulhunu ve selametini sağlayamazlar. İşte Birleşmiş Milletler açıkça ne olduğunu gösterdi mi, göstermedi mi? Adalet üzere kurulmamış. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 150 devletten meydana geliyor. Aklınıza kalın, unutmayın bu bilgileri Müslümanlar. Hayali dinlemeyin, ben bunları, bu bilgileri toplayıncaya kadar akla karayı seçiyorum. Çıkıyor. 150 devlet bir araya gelmiş, Birleşmiş Milletleri kurmuşlar. Tamam, iyi, güzel. Ama 5 tane devlet var ki, bakın Allah aşkına aklınıza kalsın diyorum. 5 tane devlet var ki bu 150 devletin üstüne çıkmışlar. Ne diyorlar bu 5 devlete? 5 daimi üye. Ne üstünlükleri var bunların? Bunların veto hakları var. Bu 5 devletin veto hakkı var. Veto, veto. Veto demek kabul etmemek, reddetmek. 150 devlet bir karar alsa, 150 tane devlet bir karar alsa, bu 5 devletten bir tanesi ben bu kararı tanımıyorum derse, 150 devletin kararı iptal ediliyor. Birleşmiş Milletler bu. Kim o 5 devlet? 1. Amerika. Başta Amerika. 2. İngiltere. 3. Fransa. 4. Çin. 5. Rusya. 150 devletin üstünde bir kuvvet olarak ortaya çıkmışlar. Ne karar alırsanız alın, bu 5 devletten birisi veto etti mi, sizin o dünya milletlerinin kararı boşta kalıyor, havada kalıyor. Hani adalet, hani eşitlik, hani hukuk? Onun için Birleşmiş Milletler'den Müslümanların hakkının, hukukunun gözetilmesi vallahi mümkün değildir. Geçen gün dikkatimi çekti, neredeydim? Televizyon ekranına bir şarkıcı geldi. Hangi kanaldı bilmiyorum, belki içinizde gören olmuştur. Televizyon aynasına, ekranına bir eski şarkıcılardan birisi geldi, Cem Karaca. Eski komünistlerden, eski tüfeklerden dönmüş mönmüş şimdi. Humanist geçiniyor, insancı geçiniyor falan. Biliyorsunuz eski komünistlerin hepsi caydı. Altında oturdukları çadır çökünce çadırdan kaçtılar sıçanlar gibi. Bir yerlere sığındılar şimdi. Kimisi dediğin gibi çeşitli cereyanlara kapıldılar. Kimisi humanist, kimisi efendim feminist, kimisi liberalist, kimisi kapitalist, neyse bir şeyler oldular. Hani batan gemideki fareler ne yapar? Gemi batıyor, fareler kaçar. Komünist gemisi battı. Cem Karaca da öyle bir adam, eski Marksist, yurt dışına kaçmış, Allah mallah tanımazken şimdi Allah vardır diyor. Neyse iyi, bizim hoşumuza gidiyor. Çıktı, Bosna Hersek'teki yaralılara, hastalara yardım için bir programmış meğer o program, yardım toplamak içinmiş. Orada başında da simsiyah bir silindir şapka, Cem Karaca. Dedi ki, vallahi aynen şöyle, bu dedi Birleşmiş Milletler diyorlar dedi, ben dedi pisleşmiş milletler diyorum dedi, pisleşmiş milletler, güzel, ben dedi Birleşmiş Milletler'in karşısında dedi saygı duyarak şapkamı çıkartmam dedi, saygı sebebiyle başımdaki şapkayı çıkartmam, ancak dedi böyle pantolonumu çıkarırım dedi bunların önünde dedi, hakaret manasına, bilmem neyimi çıkarırım. Birleşmiş Milletler rezil oldu. Avrupa topluluğu rezil oldu. İnsanların haklarını ve hürriyetlerini koruyamayacağı anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Mesela gitmiştir. Avrupa'nın, Amerika'nın, Birleşmiş Milletler'in, Hristiyanların, Yahudilerin Müslümanlara karşı samimi olmadıkları, Müslümanların akan kanına, öldürülen insanlara sahip çıkmayacaklarını trilyonlar verseydik Bosna Hersek gibi ispat edebilir miydik, ispat edemez miydik? Edemezdik. Ortaya çıktı. Açığa çıktı. Hani eski bir tabir var. Kef. Takke düştü, kel göründü. Hepsinin takkesi düştü. Hepsinin iç yüzü dışına vurdu mu vurmadı mı?
bütün dünya Hristiyanlarının içindeki kinleri, nefretleri, Müslümanlara karşı tutumları açıkça resmen ortaya çıktı. Bakınız, bütün bunlar İslam'ın lehine olan gelişmedir. Eğer dünya Müslümanları uyanacaksa, anlayacaksa, Hristiyanların, Yahudilerin, inanmayanların, inkarcıların, Müslümanların dostu, Müslümanların destekçisi olmayacaklarını anlamalarına kafi gelecekse, Müslümanların uyanmasına, Müslümanların şahlanmasına, Müslümanların canlanmasına, Müslümanların birleşmesine, Müslümanların bütünleşmesine eğer faydası olacaksa 10 tane daha Bosna Hersek kurban olsun. Yeter ki uyansınlar. Ve inşallah da uyanacak alem-i İslam kendine gelecek oyunlara, ama işte ben korkuyorum, korkunç oyunlar tezgahlanıyor. Korkunç oyunlar oynanıyor, tezgahlar oynanıyor, planlar yapılıyor. Dünya Müslümanlarını öldürmek için, hapsetmek için, vurmak için, kırmak için, dünya Müslümanlarını öldüren insanlar diye tanıtmak için türlü oyunlar oynanıyor. Bir taraftan Amerikan haber alma örgütü CIA, bir taraftan kontrgerilla, bir taraftan İsrail haber alma örgütü Mossad, bir taraftan KGB, Rusya, vallahi dünya Müslümanların aleyhine tuzaklar hazırlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Adam, iş adamı Jacques Cani, Yahudi, Musevi bir vatandaşımız. Yahudi bir vatandaşımız yani, zengin trilyoner bir adam. Ona suikast planlıyor adam, bakın. Öyle de planlı, öyle de oyun tezgahlanmış ki başına yeşil bir takke geçiriyor. Bir de bir beyaz bir şerit bağlıyor, la ilahe illallah diye. Gel de beni yakala diye adres bırakıyor hayvan. Bu kadar oyun olur mu ya? Buna eşekler bile güler buna, kimse inanmaz öyle şeylere. Ne Müslümanları? Müslüman böyle şey yapar mı? Başına yeşil bir takke geçireceksin, üstüne de la ilahe, o kutsal mukaddes kelimeyi cinayete alet edenler şerefsiz namussuzdur. Rezil olur reziller, kelime-i tevhidi başına bağlayıp adam öldürmeye gidiyor. Böyle şey olur mu ya? Sen bütün Müslümanları nasıl itham altına sokarsın? Sen kiralanmış bir katilsin, şerefsizsin. Ama Müslümanları niye böyle lekelemeye kalkıyorsun sen? Ne olabilir? Sana bir şey yapmıyor, nasıl bu? Müslümanlara niye saldırtıyorsun onu bunu? İnşallah. Bakın işte bir gazetecinin ölümünü bahane ederek cenazeyi camiye getirirken az mı küfrettiler kahrolsun şeriat diye? Vallahi yüreklerimiz sızladı, hançerlendik. Hem şeriatın camisine biliyorsunuz ölüsünü getiriyor, cenazeyi camiye getiriyor. Cami dediğimiz nedir? Cami, şeriatın, İslam'ın evidir, Allah'ın evidir. Hem ölüsünü, cenazesini camiye getiriyor, hem de kahrolsun şeriat diye bağırıyor, hem de TRT bunu resmen 60 milyona duyuruyor. Korkunç şeyler, bu memleketi parçalar, bu memleketi böler, Müslümanların oyununa gelmektir bu. Vatandaşı ikiye parçalamaktır, laikler ve şeriatçılar diye iki bölüye bölüp parçalatmak, memleketi yıkmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? İstiyorlar, resmen ortaya çıktı. Ya buna TRT alet oluyor. Basın alet oluyor, yayın alet oluyor. Biz alet olmayacağız. Biz müminiz, Müslümanız, bu vatanın sahibi biziz. Vallahi bu vatanın bölünmesine, parçalanmasına ebediyen razı olsun. Biz bu ülkenin, bu bölgenin, bu beldenin, şehitlerinin torunuyuz. Bu toprağın her karışında şehit var mı yok mu? Kimseye bırakmayız burayı. Kimseye bırakmayız. Bu ülke bizim, bu memleket bizim, bu devlet bizim. Biz devletin aleyhinde değiliz, devletin düşmanı değiliz. Biz devletin İslam devleti olmasını istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstiyoruz, hadise budur. Devleti ben niye yıkayım, devletle niye uğraşayım, devletin aleyhinde niçin bulunayım? Deli miyim ben? Devletsiz bir topluluk olur mu? Devlet yıkılırsa hepimiz yıkılırız. Memleket toptan yıkılır. Geçen cuma söyledim size. Her tarafımızı düşman işgal etmiş. Yunanistan vallahi vurmayı bekliyor. Suriye saldırmayı bekliyor. Bulgaristan saldırmayı bekliyor. Rusya saldırmayı, Ermenistan saldırmayı bekliyor. İçeride parçalanırsak laikler, şeriatçılar, aşırı dinciler, bilmem kimciler diye eğer ülke iç savaşa, iç kavgaya başlarsa vallahi bu memleket hepimizin elinden gider. Buna meydan vermemeliyiz. Buna imkan vermemeliyiz. Bu gafleti, bu cehaleti, bu dalaleti, bu hıyaneti ortadan kaldırmalıyız.
Müslümanlar bölünmemeli, parçalanmamalıdır. Müslümanın kitabında cinayet yoktur. Müslümanın kitabında, dininde, davasında ayrı düşünüyor, başka düşünüyor diye insan öldürmek vallahi yoktur. Aklımızı başımıza alalım, kendimize gelelim. Mukaddes, mübarek günlerdeyiz, üsaylardayız. Şaban-ı Şerif'in yarın 15'i, yarın Berat gecesi. Müslümanlar hep beraber havada inşallah bile güzel olacağı benziyor. Yarın akşam yatsıdan sonra hepinizi Allah ve Muhammed Mustafa namına burada bekliyorum. Yarın yatsıdan sonra inşallah burada Naim Karaman Hoca Efendi, Ahmet Vanlı Hoca Efendi ve ben fakir kardeşiniz, daha birçok arkadaşlarımız, hafızlar, Kur'an ehli, vaaz-ı nasihat burada yapacağız. Ve gece yarısına kadar burada inşallah inleyeceğiz inşallah. Ve hepinizi buraya davet ediyorum. Yarın bu yatsıyı mütakip burada toplaşalım. Ki camimizin adı da biliyorsunuz Akşemseddin Camii Şerifidir. Akşemseddin deyince akan sular duruyor malumunuz. Sultan Fatih'in hocası Fatih'i. Hem onun ruhunu şad edelim, hem bir çaylarımızı güzel müzakere edelim, muhasebesini yapalım. Hem beraat gecesini beraberce kutlayalım, hem günahlarımızı, isyanlarımızı bir gözden geçirelim. Murakabe edelim, muhakeme edelim, muhasebe edelim. Bir hesaplaşalım nefsimizde, isyanımız, günahımız hesaplaşalım. Ve güzel bir beraat gecesi geçirelim mi, geçirmeyelim mi? Geçirelim, yarın akşam burada toplaşalım inşallah. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. O halde dersin başına dönüyorum. Mümin ve Müslüman olmuşuz. Rabbimizin ikramına nail olmuşuz. Bu imanımızı, bu İslamiyetimizi, Müslümanlık şerefini hiçbir şeye değişmeyeceğiz. Allah'ın lütfuyla, alnımızın teriyle, kalbimizin tasdikiyle, dilimizin ikrarıyla, amellerimizin salih olmasıyla, vatana, millete, memlekete, devlete, hayata hakim olmak suretiyle davamızı kıyamete kadar taşıyacağız. Allah-u Teala cümlemize yardım etsin inşallah. Allah. Yeryüzünde İslam için, Müslümanlar için tuzaklar, hileler düşünenleri Rabbim ıslah etsin. Islah olmaları mümkün değilse kendi tuzaklarını kendi başlarına bela eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.